Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Tire'de beyaz gömlemle sofrada yemek yiyeceğiz. Antep mutfağı varmış. Ve Tire turumuzu başlatıyorum. 2 günlük bir tur olacak. Bu gece ve yarın şeklinde. Bir sonraki günde İzmir'e geçmiş olacağız. Sofra Mustafa abiye hoş geldiniz. Mustafa abicim memnun oldum. Ben Ata bu arada. Merhaba, ben de Ali efendim. Ben de memnun oldum. Mustafa abimiz oturuyor. Ha, Mustafa abi oturuyor mu? Ha, pardon. Evet, merhaba abi. Efendim böyle yöresel tavalar yapıyorum. Antep'in kasap tavasından, Hatay'ın kağıt kebabına, Maraş'ın eli börnesine, Adana'lar, Urfa'lar, et şişler, pilit şişler, balcan kebapları. Tam evet. yörende nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Antep'i ve Tire'ye getirdik. Antep'i Tire'ye getirdik. Geri dönüşlerimiz fevkaladenin fevkinde. Ve pideler, lahmacunlar evet. gerçekten mükemmel. Mükemmel. Ürünlerim iade garantilidir. Herkesi buyursun gelsin, beklerim efendim. Eyvallah. Teşekkür ederiz bu güzel sunum için. Biz o zaman bakalım menüye. Güzel tabii bir şeyler efendim, söyleyelim. Sizin tavsiyenizde bir şey varsa direkt hiç bakmadan söyleyelim. Ben şu an senin anlatımından her şey okeyim abi. Kamera arkasında rehberim bugün Kevser olacak benim. Yemeklerimiz geldi ve ben inanılmaz açım. Hatta videoyu açmadan direkt yemeğe dalacaktım. Bir yandan şu Instagram'a bakmam lazım. Kardeşin yazmış bu arada. Efendim kebabımız, kıymamız, Adana'mız burada ve lahmacunumuz. Ben bunu bir yiyeyim arkadaşlar. Yemek yerken artık video çekmeyeceğim. Rahat yemiyorum çünkü. Sofrada yemekler lezizdi. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi Kevser bizi Müzmin miydi? Müzmin'e götürüyor. Şimdi Müzmin'e geldik. Müzmin'de şöyle göstereyim ya. Bizim Işvan'a benziyor. Birazcık Millet Han'ına benziyor. Şöyle kısaca bahsetmek gerekirse Kutu Han 1441 tarihinde tamamlanmış yapımı. 1426 yılında da yapımına başlanmış. 2. Murat tarafından yaptırılmış. Uzun bir yıllar yangından dolayı hasar gördüğü için uzun yıllar boyunca kapalıymış ve sadece 2 Kasım 2021 tarihinden beri burası bu hale gelmiş. Yani nereden baksanız 3 yıldır açık burası. 3 yılı bile tam doldurmamış. Kutu Han'da Müzmin'de, Müzmin kahvecisinde self servis arkadaşlar. Biz geçtik, direkt masaya oturduk. Gelen giden yok. Neden acaba kimse gelmiyor diyoruz. Self servis olduğu içinmiş. İçeceklerimizi aldık. 2 su, 2 çay. 50 liraymış. Gayet makul. Öğrenciler de gelebilir yani. Ya Müzmin'e geldiğimde, Müzmin'in içerisinde az önce sade soda almaya gittim. Self servis olduğunu söylemiştim. Bir tablolar gördüm. Hayran kaldım. Ve fiyatlar da çok uygundu. Ben şimdi bunları götürmem sorun. Ve gerçekten çok harika yapılmış tablolar. Nedense ben dikkat ederseniz bir önce Kuşadası'nda da dün yine bu saatlerde farklı bir tablolar beğenmiştim. Burada da yine aynı şekilde tavus kuşu. Tekrar tanışabilir miyiz kameranın karşısında? Abicim kendini bize tanıtır mısın? Neresi? Tabii herkes tanıyorsun burada senin mahalle. Yani biz, ben 82 yılından beri Tire'de yaşıyoruz. Evet. Tire'de her türlü kültürü bulmak mümkün yani. Peki bize ismini söyler misin abi? Hasan Çiloğlan. Hasan abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. YouTube kanalıma hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Hasan abi bizi zaten kendisi anlattı. Bu akşam bizi kendisi geziyor tabii. Şükran ablamın yanına gideyim. Şükran ablacığım teşekkür ederim. Şükran ablayla biz Harfedi'de tanışmıştık. Hasan abinin eşi oluyor kendisi. Evet. Biz bir Gezi'de denk evet. geldik. Gezi'de hatta yolda gelirken telif yememek için tabii o kısımları muhtemelen kesmişimdir. Antep halayı müzikleri çektik evet. Müziklerini de dinledik yolda gezerken. O tarz yerlerde farklı müzikler eklemişimdir. Buyur abla sen önden. Lütfen. Şimdi bir farklı bir Antepli'nin kilisinin mekanına geliyoruz. Evet. Hemşerimi hemşeri yerine Tire'de getirdim. Antepli'lerin yerine geldik. Yine evet. Bay Fıstık diye. Künefe mekanı. Künefe mekanına. Evet girelim bakalım içeride neler varmış. Hemşerimi getirdim Antepliler. Öyle mi? Hoş geldin. Evet merhaba abi tanıştığıma memnun oldum. Ata ben. Merhaba. Memnun oldum abi. Antep'in neresinde? Oğuz elinden geliyorum da Oğuz üniversitenin orada da şey Yeditepe'de de ev var bizim Şahinbey'de. Evet. Oğuz elinde bizim şey var. Mustafa geç bakalım yanıma. Mustafa Aslan var. Oğuz elinde şeyi var. Mandırası var. Tabii. Vallahi abi çok fazla şeyim yok aslında. Sürekli dışarılardayız. Geziyoruz yani iş gereği. Şu anda da YouTube'a video çekiyorum. Senin de sesini aldım ama görüntünü almadım. Önce izin almak istedim. Çekebilir miyim seni? Memnun oldum abi tanıştığımıza. Hemşire. Evet. Burada DTS'de çalışıyor hemşire. Burada bir Antepliler Derneği kurduk aslında. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Siz Tire'de. Bu arkadaşım.
Şerif abla, sen de bir şeyler söylemek ister misin YouTube'a? Fazla çekemedik seni, yeni geldin. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Sağ ol abla, hoş buldum. Bize kendini tanıtır mısın? Tire'desin, nasıl tanıştık? Falan, Halfeti'den falan bahsetmek ister misin? Evet, hemen şimdi rahat olabilirsin. Tamam, birazdan. İzmir'de miyim, Antep'te miyim anlamadım. Tire'de miyiz, Antep'te miyiz? Ben bir fark göremiyorum. Körkün Özgizler şubesi gibi. Ama burası, adını unuttum ya. Bay Fıstık mıydı, neydi? Bay Fıstık'tayız. Ve şöyle. Evet, sen de. Ama gırtlağın kayıyor. Abi nasılsın, merhaba. YouTube'a bir selam ver diye sen de çekmek istedim. Abi ama sen Ata Demirer var ya, aynı o şeyi görüyorum sende abi, Ata Demirer aynı. Dün akşam gördüğünüz gibi tatlı yedik, sonrasında ben inanılmaz yorgundum ki siz de az çok hakimsiniz. Bir önceki videomuzda Efes'te yanmıştım adeta ve o yorgunluk, o yangın akşam yatarken de bir türlü geçmedi. Ya bir insan yorgunken direkt düşüp bayılıp yatması lazım. Burada da hiç gölgelik yer yok ya. Şöyle göstereyim ben size sokakları. Tire böyle. Şurada bir tane istasyon var. Vodafone'un mu Türkcell'in bilmiyorum. Burada KYK yurdu, Tire öğrenci yurdu. Gölge bir yer arıyorum, bulamadım fakat şurası biraz iyi gibi. Şuraya oturacağım. Evet, Şerif abla aradı az önce. Figen ablayla birlikte geliyorlarmış. Evet. Dere... Nereye gelmiştik? Dere kahveye geldik. Vallahi şöyle çok güzel bir bahçesi olan yere benziyor. Sabah 5'te geliyor. Sürekli yeni bir bilgi öğreniyorum. Yine bu defa Şerif ablamdan aldım bilgiyi. Hıdrellez zamanında burası çok kalabalık oluyormuş. Adım atacak yer bile olmuyormuş. İğne atsan yere düşmez lafı var ya. O laf burada gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Siz de Hıdrellez zamanı olmasa da gelip buraya dilek dileyebilirsiniz. Şimdi tam olarak nereye geçiyoruz abla? Burada bir kafeteryası var buranın. Burada 3-4 tane var değil mi? 3-4 tane, hatta 4'ten fazla da var. Evet. Üstte de var. Buradaki belediye işletiyor ve çok nezih bir yer. Mardin Beyaz Su'ya yine örnek vereceğim ben. Mardin Beyaz Su'da da böyle yürüyüş yolu, ortadan geçen bir su. Aynı orada da böyle dönen bir değirmen mi derler ona, ne derler? Su değirmeni ve böyle yürüdüğünüz yerlerde kafeler var yol üzerinde. İstediğiniz yere oturabiliyorsunuz. Yani illa kafe olacak diye bir şey de yok. Serbest alanlar da var. Kamp sandalyenize gelip serinlemek isterseniz burada yine oturabilirsiniz. Biz şimdi kafemize geçelim, devam edelim. Ve her yer çok fotojenik duruyor. Yol boyunca böyle sakin sakin yürüdük geldik. Bu dere kahveye girdik. Yok, Antep gibi değil tabi. Her yerin kendine özgü bir şeyi var. Kültürü var yani. Her yerin ayrı bir kültürü var. Burası da kalabalık çıktı. Tabii insanları çekmiyorum, rahatsız etmek istemiyorum. Ama iyi kalabalık var. Neredeyse tüm masalar dolu diyebilirim size. Şimdi bakalım neler gelecek. Ona göre de yorumlarımızı yapacağız. Neye geldiğimizi ben de bilmiyorum bu arada. Herhalde 4 masayla selamlaştın. Evet. Kafenin sahibiyle de selamlaştın. Evet, aynen. Ya sizlerle iyi ki de karşılaşmışım. Tire'yi herhalde başka türlü en iyi şekilde gezemezdim yani. Bu şekilde gezemezdim. Ya diyorum ya hani Tire'li olmak ve Tire'de yıllardır, 33 yıldır aynı kurumda şey yapınca, çalışınca çok fazla insanla tanışıyorsun. Evet, bir de yani sektörün de gereğince ayda bir herhalde öğrencin de yaşıyor. Öğrenci dediğimiz kişiler de evli oluyor falan, büyük oluyor. Yeni gruplarımız oluyor bizim. Evet. Bir de öyle bir şey ki hani bir de biz Tire'nin köylerinde de görev yaptık. Evet, oradan dolayı da çok fazla tanıdık oluyor. Evet. Bazen öyle bir şey oluyor ki hocam diyorlar, pardon düşünüyorum. Diyorum hangi köyde? Evet, evet. İster istemez oluyor. İster istemez. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Bir yandan annem, bir yandan diğer arkadaşlarım ve İknur. Biz aslında Şerif abla, Figen abla, Şükran ablayla tanıştığımızda Halfeti'deydim. Daha o zamanlar YouTube'a başlamamıştım. Bunu eklemek istedim çünkü İknur bu videoyu izledin. İknur'cum sana bolca selam. Halfeti'de tanıştık. Biz Halfeti'ye Kadir abi, Nadire, İknur üçünüze bolca selam buradan. Oradayken tanıştık. Havai çekerken tanıştık. Hatta öyle bir anımız vardı Halfeti tekne turunda. Yakında Halfeti vlogu da gelebilir. Oradan gelen bir dostluk 2 yıl boyunca. Abla kardeş ilişkisi ve
Ablalarım gerçekten çok iyiler. Buradan tekrardan sizlere çok teşekkür ederim yüzünüze de. Sağ olun. Yeni yerimize Seyir Kafe'ye geldik arkadaşlar. Şerif abla hızlı şoför. Yani kamerayı kapatıp geri açmam 15 saniye falan sürdü. Şöyle göstereyim Seyir Kafe ve içeriye doğru. Tire. Bizim yurt yine şurada, ben gördüm yurdu. Bayrağımızı çek, şanlı bayrağımızı. Evet, burada zamanında yıllarca Yunan bayrağı dalgalanmış. Ve Atatürk sayesinde şu an burada Türk bayrağı var. Ve zoom girdim. Evet. Çok güzel bir şey. Şimdi eskilerin rivayetine göre, evet, bahsettiğim gibi Tire esas yerleşim yeri burası. Evet, eski Tire. Yerleşim yeri burası. Fakat denilen, bizim çocukluğumuzda bize anlatılan, evet, buralarda büyük büyük halkalar sabitmiş. Ve şu gördüğüm vadi deniz. Deniz buraya kadar deniz gelmiş. Buraya kadar geliyormuş ve gebiler buraya bağlanıyormuş. Buraya kadar geliyorlarmış. Buraya kadar geliyormuş. Sonra tabi sular çekilmeyle yerleşim olmuş. Çok harika. Esas ya. Eski yerleşim şu gördüğün tepe ve buralar. Önce şu yeni trenin olduğu yerler su altındaydı. Evet, orası su altındaydı. Sonradan yapılan şu tepeler de savaş zamanında yapılmış. Aynen öyle. Yığma tepeler, yani evet, sonradan yapay bir şekilde yapılan tepeler. Çok güzel. Ya Tire hem tarihiyle hem de böyle insan etkileyen hikayeleriyle. Halen daha dağlarda yapılırsa, eğer yapılabilme imkanı oluyor mu bilmiyorum ama evet, zannedersem yasak. Tarihi kalıntıların olduğu söylenir. Savaştan. Evet. Bu Çanakkale de aslında yapılmıştı. İnşallah burada da yapılır. İnşallah. Onu ben de duymuştum. Koruk suyumuz geldi. Figen abla yine. Çok sıkıntı. Evet, evet. Para dönmüyor hiçbir yerde. Evet. Maalesef. Tren ne kadar sen bir yer olduğunu Figen ablanın konuşmalarından anlayabilirsiniz gerçekten de. Her gittiğimiz yerde birisini tanıyor ve akraba yani böyle. Akraba olmasan bile. Evet. Tanıyorsun çoğu yeri. Güzel bir şey bu aslında. Yani tanımadığın yerlere gidiyorsun böyle, olmuyor, güzel olmuyor. Burası yani, daha ayrı bir sempatik. İş icabının var yani, meslek, evet, yüzünden. Bir de bazıları da hani o onu tanıyor. Evet. O vesileyle beni tanıyorlar. Ki bu buranın işte hani, Tire'nin aile gibi bir yer olduğunu, komple ilçecek aile gibi bir yer. Aynen. Bu i̇şte güzel bir şey. İşte bazen alışverişe gidiyorum. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum ama pardon, tanıyamadım. Hocam biz sizi tanıyoruz, boş verin gerisini diyorlar. Evet. Koruk suyunu şu an geldi. Koruk şerbeti. Şerbeti pardon, suyu dedim. Gerçekten ama hem koruk tadı var, limonata var, greyfurt var. Evet, çok güzel, mayhoş. Tavsiyelerim arasında daha bir yudum aldım, direkt tavsiye ediyorum yani. İçecekler eller ara herhalde. Haziran 2024'te içecek fiyatları bir koruk suyu mesela 50 lira. Ama bu fiyat ekonomik şartlara göre sürekli değişiklik gösterebilir. Buradan da böyle bir camı açmışlar, böyle bir manzarası var. Akşam belki nargileye ben gelebilirim, tamam, belli olmaz. Yok, ben almayayım, sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Vereceğim. Şu anda Tire Park AVM'nin yanında çok güzel bir tostçuya geldik. Hava sıcak, şarjımız az. Tost bağı diye Tire tostu, hamburger, kumru böyle baya var. Benim kaldığım KYK yurdu şu yolun üzerinde ve böyle gidince KYK yurduna bağlanıyor ve burası da Tire Park AVM. Buradan hemen efendim içeriye girelim.
Ustam kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Bize buranın en meşhur tostu nasıl oluyor? Bir anlatır mısınız? Tabii. Ve aynı anda yapar mısınız tabii bunları? 3 çeşit oluyor. Evet. Tire sandviçi diye geçiyor. Sucuklu, evet. Sucuk kaşarlı ve karışık. Karışık. Karışığın içine salam ve sos ilave oluyor. Ama o fazla tercih edilmiyor. Onun yerine sucuk kaşarı. Sucuk kaşar daha çok tercih ediliyor. Ekmek olarak böyle kullanıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, bu tek küçük ekmeğimiz. Büyük tamam, ekmeği de göstereyim ben size. Büyük ekmek de böyle. Özel üretiliyor değil mi tostlar evet, için? Evet, aynen. Tire'de üretiliyor sadece. Bu da şöyle büyük ekmek. Evet. Çok güzel duruyor ya. Şimdiden ağzımızı sulandırdın. Daha sadece ekmeği göstererek yani. Daha aynen. Ne şeye geçtik, kaşara ne sucuğa geçtik. Sağ olun, teşekkürler. Efendim, ayranlarımız da geldi. Burada bu arada bu közde yapılıyor. Size ilk başlangıçta da gösterdim ama dile de getireyim şimdi, söyleyeyim dedim. Şu en üstteki benimmiş ve turşusuyla, ayranıyla Figen ablayı bekliyoruz şimdi. Şeref abla da burada.